Sayın seyirciler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sayın seyirciler, Ankara'ya döneceğiz şimdi. 24 parlamento vekili Nagihan Alçı'nın yanında konukları var. Nagihan Alçı. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi bir gün yaşandı. Uzun bir aradan sonra başörtülü vekiller bugün genel kurula geldi. Genel kurulda sağduyu hakim oldu. Şimdi AK Parti Grup Başkan Vekili Melimah Benmasatır'la bugünü konuşacağız. Evet. Nasıl başladık? Gün nasıl geçti? Siz de genel kurulun içerisindeydiniz. Ne söyleyeceksiniz? Yoğun bir gündü ama sonu güzel oldu. Beklediğimiz şekilde oldu. Daha belki röportajlarda da söylemiştim. Sağduyu hakim oldu. Konuşmalarda birlik beraberlik, özellikle kadın erkek eşitliği, kadın temsili vardı. Heyecanlı bir gündü. Kadın tanıdı biraz daha yüksekti. Evet, parlamentonun. Benim için de heyecanlı bir gündü. Bundan sonra seçim hayırlı olsun inşallah. Yalnız bir konu beni gerçekten çok üzdü. Müsaade ederseniz paylaşmak isterim. Şafak Hanım da evvelerinde kendisini tanıdım parlamenter olmadan. Son derece zarif, naif, şiirsel konuşması içinde maalesef kendisinden beklenmeyen bir cümle kullandı. Başı açık vitrin milletvekilleri dedi. Bu cümleyi ondan duymaktan dolayı çok mutsuz oldum. Söz alabilseydim, tabii mecliste gündem farklı biliyorsunuz. Bunu özellikle söyleyecektim. En yakın zamanda mecliste tekrar söyleyeceğim. Biz başı açık başa kapalı. Bütün kadınlar bu toplumun vicdanıyız. Biz ne kadar birbirimize destekler ve ne kadar birbirimizin koluna girersek toplumun standardı da yükselir. Dolayısıyla kurduğu bu cümleyi heyecanına veriyorum, gençliğine veriyorum. En kısa zamanda kendisinden özür bekliyorum. Oldukça gergin bir gündü diyoruz. Gerçekten gerilim hattı çok yüksekti ama bütün gruplarda da bir olgunluk hakimdi ki biz bunu gördük, yaşadık. Nasıl bir beklenti içerisindeydiniz? Bu vekillerimizle de konuştuk. Biz sizinle de duygularını paylaşmışlardır. Onlar da biraz tedirgin olduklarını ifade ettiler. Var mıydı bir tedirginlik? Nasıl bir izlenim aldınız? Şimdi bu kurgulanmış bir şey değildi. Doğal olarak yaşanan bir şeydi. Hac farizesi, orada yaşanan ibadet, oradaki manevi duygular ve geldikten sonra aldıkları bir karar. Bu kararı bu toplum da kabul etti. Basınla paylaştıkları zaman çok olumlu tepkiler geldi. Aynı şekilde MHP ve BDP'den çok olumlu tepkiler geldi. Bu da tabii arkadaşlarımız açısından çok olumlu bir durum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de aynı şekilde tepkiler geldi. Tabii ki muhalefette bir takım şeyler söyleyecektir. Buna hiç itirazımız yok. Muhalefette biraz evvel söyledim. İnşallah sözlerini, seslerini değil sözlerini yükseltirler dedim. Yine artık bugünün için fazla eleştirmeyelim. Güzel bir gün oldu. Bundan sonra inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın parlamenter sayısı daha fazla olsun. Başı örtülü, başı açık bütün kadınlar bu millet için, bu toplum için, bu coğrafyada yaşayan çocuklar için, kadınlar için, gençler için, erkekler için birlikte çalışalım. Burada tabii birbirimizi desteklemek ve teşekkür etmek dışında bir de erkeklere de teşekkür etmemiz lazım. Bu ortamı sağlayan, gerginlik yaratmayan, yine gerek milletvekili arkadaşlarımıza, gerek kamuoyunda bizi destekleyen, ben tabii önce Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Sonra bakanlarımıza, sonra bu kadro için hareket eden bütün erkeklere de teşekkür ediyorum. Mecliste olumlu tavır sergileyen Muhalefet Partisi milletvekillerine, erkek milletvekillerine, grup başkan vekillerine de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz yerinize katıldığınız için. AK Parti Grup Başkan Vekili Melimah Benmasatır bugünkü genel kurulun atmosferini bize yansıttı. Gerçekten genel kurul kadın siyaseti açısından da çok önemli bir gün yaşadı. Başörtülü vekillerin parlamentoya gelmesinin yanı sıra bu yönüyle de genel kurul bizim adımıza izleyen bütün parlamento muhabirleri, bayan muhabirler adına da oldukça güzel bir gündü. Tarihi bir gündü. Hep birlikte yaşadık. Feyza Hakan. 24 parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Meclis bahçesinde şu anda sayın seyirciler. Biz kadın gazetesi.